Evet, maalesef bugün çirkin bir saldırıya uğradık ve şu anda Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altındayız. Neyse ki ciddi bir sağlık problemimiz yok ama vücudumuz aldığımız darbeler neticesinde bir süre müşahede altında almamız gerektiği ifade edildi. Tabii ki saldırıların nedeni belli, saldırının failleri belli. Bu noktada gerek Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, gerekse mülki idare tarafından gerekli tahkikat başlatıldı. Burada olmamızın en büyük etkeni kıymetli halkımız da biliyor. Ereğli halkının menfaatlerini korunması adına yapmış olduğumuz haberler ve bu yönde yürütmüş olduğumuz yayın politikası. Bu anlamda ülke ocakları tarafından saldırıya uğradık. Emrin kimi tarafından verildiği artık halkımızın takdirini sunuyorum. Dediğim gibi sağlık durumumuz ciddi değil ama darp noktasında ciddi yıpratıldık ve ciddi anlamda da şiddete maruz kaldık. Herkes şunu bilsin ki Ereğli halkının savunması adına gerekirse canımızı veririz ama bu yoldan dönmeyiz. Ereğli'de mesleğimizi icra eden gazeteciler olarak bugün yol ortasında Halk Bankası'nın karşısında bulunan bir lokantada gazeteci kardeşim Umut Yaygır'la birlikte yemek yerken Ülke Ocakları Başkanı, Başkan Yardımcısı ve beraberinde arkalarında yaklaşık 10-15 kişilik bir ekip vardı. Yumruklu saldırıya uğradık. Hatta yemek yediğimiz için masanın üzerindeki bardakları kırıp üzerimize saldırdılar. Sevgili Umut Yaygır kardeşime saldırdılar. Biz memleketin menfaatleri için haberler yapıyoruz. Saldırı emrini kimin verdiğine dair zaten Ereğli halkı her şeyi biliyor ama biz bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama şunu çok iyi bilsinler ki daha önce de söylemiş olduğumuz gibi ne tehditler ne bu şekildeki saldırılar bizi yapmış olduğumuz işimizden alıkoyamayacak. İşte vücudumuzun özellikle kafa bölgemizde çeşitli yerlerimizde saldırılar var. Biz konuyla ilgili zaten şikayetçi olduk. Sonuna kadar da bu davanın takipçisi olacağız. Olaydan sonra aramış olduğum Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Musa Yılmaz Bey de telefona bakmadı. Bunu da ifade edelim. Yine diğer gazeteci arkadaşlarımız da bizzat sözlü olarak taciz edildiler. Bunu belirttim ama demiş olduğum gibi biz memleketin menfaatleri için gerçekleri yazmaya devam edeceğiz. Çıkıp da bizlere sorularımıza yanıt veremedikleri için bu şekilde saldırıda bulunuyorlar. Kınıyorum ve olayla yakından ilgilenen emniyet birimlerimize de çok çok teşekkür ediyorum.